Canlarım merhabalar. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bilgi video çözümlerine devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuzu açalım. Çarpanlara ayırma testindeyiz. Şimdi x eksi 1 bölü x 2'ye eşitmiş. Buna göre x artı 1 bölü x'in pozitif değeri kaçtır? Şimdi canlarım biz şunu biliyoruz. x eksi hemen şuraya yazalım. x eksi 1 bölü x'in karesi dediğimiz şey şuna eşittir aynı zamanda. x artı 1 bölü x'in karesi değil. Onu başta söyleyelim. Çünkü burada eksi 2 gelecek. Burada ise artı 2 gelecek. Birinci ile ikincinin çarpımından. O yüzden eksi olması için sen buraya eksi 4 ekleyeceksin. O zaman x eksi 1 bölü x 2 ise karesi ne yapar? 4 yapar. Burası ise x artı 1 bölü x'in karesi eksi 4 oldu. Eksi 4'ü karşıya attın 8. O zaman karesi 8 olan sayı nedir arkadaşlar? 1, 2 kök 2'dir. 1 de eksi 2 kök 2'dir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Birinci sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi geçtik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir köklü sayı sorusu. Aynı zamanda köklü sayılar ünitesinde karşımıza geliyor. Şimdi bu iki ifade birbirinin eşleni. Bu tip bir soruyla karşılaştığımız zaman yapacağımız hamlemiz şu. Bizden istenen ifadeye A deyip bu iki ifadeyi taraf tarafa çarpmak. Şimdi dikkat ederseniz şurası A olsa, şurası B olsa, burası A olsa, burası B olsa A artı B ile A eksi B'nin çarpımı yani A'nın karesi eksi B'nin karesi olur. Burası 6 çarpı a geldi. Şimdi a dediğimiz şeyin karesine x artı 2. Peki eksi b dediğimiz ifade köklü ama karesini alırsam bu olur. 6 tane a geldi. 2 eşittir 6 tane a ise a dediğimiz ifade 2 bölü 6'dan yani 1 bölü 3 c şıkkı gelir. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi px bir polinom olmak üzere. Her A gerçel sayısı için PA eşittir PB koşulunu sağlayan A'dan farklı en az bir B gerçel sayısı varsa PX polinomuna ilginç polinom denir. Buna göre hangileri ilginç polinomdur? Yani soru da aslında şimdi okuduğunuz zaman bizim bildiğimiz birebir fonksiyona benziyor. Niye? İki tane elemana baktığımız zaman bu elemanlar birbirinden farklıyken görüntüleri aynıysa görüntüleri aynıysa biz buna birebir değil diyorduk. Burada da ona benziyor işte. A ve B birbirinden farklı iken görüntüleri aynıysa buna ilginç polinom diyormuş. O zaman biz genellikle hangilerine bakıyorduk? Çift derecelere bakıyorduk. Örneğin, örneğin. Mesela burada x yerine x yerine ne yaparsın? Eksi 2 yazsan bak bariz gözüküyor. P eksi 2'ye baksan ve P sıfıra baksan Bunların sonucu ne gelecek? Eksi 2 de yazdığın zaman 0 geliyor. 0 da yazınca 0 geliyor. İkisi de 0'a gitti. Ama eksi 2 0 birbirinden ne? Farklı. O zaman bu bir ilginç polinom. Şimdi geldik aynı şekilde. Ben bu ifadeye baktığım zaman P1 ile P-1'e bir bakalım. Bunun sonucu da 2. Bunun sonucu da 2. Ama 1 ve eksi 1 bir, birbirinden farklı. O zaman bu bir ilginç polinom. Ama şu derecesi zaten doğrusal fonksiyon. Herkes farklı yere gider. O yüzden bu olmaz. Cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkım. Geçtik bir sonraki sorumuza. 3px eksi qx mx artı n'nin karesine eşitmiş. m n farkı en fazla kaç olur diye bir soru sormuş. Önce ben burayı bir düzenleyeyim. Px dediğim ifade x kare eksi 2x mi? Bu Px. Ama Px'i kaçla çarp diyor? 3 ile. Sonra 10'dan Qx'i çıkar. Yani 6x eksi 6x kare eksi 4'ü çıkar. Mx artı n'nin karesine eşitle. Peki dağıtırsam şuraya 3x kare gelir eksi eksi artı olur. 9 tane x kare geldi. Şimdi eksi 6 x. Eksi 6 x de burada eksi 12 x. İfade belli oldu. Artı 4 oldu. Şimdi canlarım ben buraya ne yazacağım? Buraya 3 x'e 3 x yazacağım. Buraya ise 2'ye 2 ama dikkat eksi 2 yazdım. O zaman burası ne geldi? 3 x eksi 2'nin karesi eşittir mx artı n Şimdi canlarım Burada şu hataya düşebilirsiniz Bu ifade sadece 3x-2'nin karesi değil Aynı zamanda Aynı zamanda Hemen şunu bir maviye çevirelim Aynı zamanda 3x artı 2'nin de karesi Buna eşittir Yani şu sarıyla Boyadığım yere eşittir Buradaki kilit yer burası O zaman ben bu farkın en fazla olmasını istiyorsam M'nin negatif pardon 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 M'nin pozitif N'nin negatif olan değerini alacağım. O zaman 3 eksi eksi 2'den cevap 5 yani e şıkkı geldi. Mevzu bu. Geçtim bir sonraki soruya. Şimdi aşağıdaki tabloda böyle biraz uzun bir soru gibi görünüyor ama bilmiyorum. Uzun sorular her zaman daha basit oluyor. Bir okuldaki sınıf seviyeleri ve sayıları ve bu sınıflarda bulunan toplam öğrenci sayıları cebirsel ifadelerle gösterilmiş. Toplam öğrenci sayısı sınıf sayısı. Şimdi ondan sonra diyor ki böyle 9A'da işte 9. sınıf seviyesinde sınıf başına düşen öğrenci sayısı A. 10. sınıf seviyesinde sınıf başına düşen öğrenci sayısı B. 11'de C, 12'de de A, B, C hangisidir? Şimdi canlarım ya burada yaptığımız şey şu. Düşünsenize benim 10 tane sınıfım var. Ve her birinde 5 tane öğrenci var. 10 çarpı 5 50. Yani aslında burada sınıf sayısıyla oradaki öğrenci sayısının çarpımıdır burası. O zaman ben şurada ikinci sütundaki yeri çarpandan ayıracağım. Burası nedir? X artı 4 ile X artı 6'nın çarpımıdır. O zaman arkadaşlar 9. sınıfta X artı 4 var ya A dediğin şey X artı 6'ymış. Şimdi geldim buraya çarpanları o zaman ne olacak? x eksi 3'e x artı 7. Azıcık uyanık olursanız eksi 3, 7, eksi 21. Bak gördün mü? 4, 6, 24. O zaman burası ne olacak? x artı 4'e x artı 4 olacak. Burası ise x eksi 3'e x artı 3 olacak. Bak burası x artı 3. Tersten başladık yazmaya. Burası x artı 4. Burası ise tabii ki x artı 7. O zaman en çok ve en aza bakarsak en az D. Sonra C. Sonra A ve en sonunda B. D, C, A, B bu sınıflardaki öğrenci sayısı. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi ne diyor? Birinci dikdörtgenin alanı 44 birim kareymiş. Yani şu dikdörtgenin alanı 44. İkincisininki ise 77. A artı B toplamı kaçtır? Klasik bir soru. A ve B birer tam sayıymış. Canlarım bu dikdörtgenin alanı A çarpı A artı B değil mi? Evet bu 44'e eşit. Burası ise B çarpı A artı B değil mi? Evet o da 77. Göz kırpmaya başladı. 11 gibi duruyor. Ama bakalım. Şimdi ne yapacağız? Bu ifadeleri çarpıp taraf tarafa toplayacağız. A, ile A çarpımı A kare. A ile B'nin çarpımı AB. B ile A'nın çarpımı yine AB. B ile B'nin çarpımı da B kare. Eşittir 121. E burası düzenlenmiş hali şu değil mi? A kare 2AB artı B kare eşittir 121. Burası canlarım siz çok iyi biliyorsunuz. A artı B'nin neyi? Parantez karesi 121 ise A artı B nedir? 11 veya eksi 11. Ama eksi 11 olamaz. Çünkü dikdörtgenin bir kenar uzunluğu negatif gelemez. Doğru cevabımız D şıkkı. Yani Denizli'nin D'si, Diyarbakır'ın D'si 2 ile de selam olsun. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi P bir asal sayı olmak üzere. 2P kare eksi Px artı 35 eşittir 0 eşitliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Çok güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Şimdi burada ufak tefek hamleler yapacağız. Bak şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ne yapalım? Ne yapalım? 2 tane P'nin karesi artı 35. Ben de sizin gibi böyle spontane olsun diye ilk kez çözüyorum. Burası P çarpı X. O zaman çarpı P'yi buraya gönderirsek 2 P kare artı 35 bölü P eşittir. X geldi mi? Geldi. Burayı bir düzenleyelim. Şimdi bölersek 2P geldi mi? Geldi. 35 bölü P geldi mi? Yine geldi. Bak şimdi soruda kilit yer neresi? P'nin bir asal sayı olması lazım. Şimdi P hem bir asal sayı hem de 35'i tam bölecek. O zaman 35'i bölen sayılar kimler? 5 olur asal olan bir de 7 olur. O zaman P5 için X ne olur? 5 yazarsan 10 35'i 5'e bölersen 7 x buradan 17 geldi. Aynı şekilde x bu sefer 7 yazarsak 14 7 yazarsan 5 x buradan 19 geldi. Bunların toplamı da 36 yapar. Çok basit bir yol daha var. Burada kökler toplamı kökler çarpımı 35'e 1 ifadesinden de gelir ama olsun farklı bir yol denedik. Güzel bir yol oldu bence. İlk kez farklı bir yol oldu bizim için. Hemen ne yapalım? Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 8. soru. Bu soruyu arkadaşlar ne yapacağız? İlk birinci soruda bak kitaptaki ilk birinci soru çarpanlar ayırmadı. Ondan faydalanarak yapacağız. Bak şimdi canlarım x artı 1 bölü x'e ben a dersem a dersem x kare artı 2 artı 1 bölü x kare ne gelecek? a kare gelecek. Bak şimdi burada açarsan şu ifadeyi maviyle yazacağım sizin için. x kare eksi 2 artı 1 bölü x kare. Yani şu ifadenin 4 eksiğini istiyor. x kare eksi 2 artı 1 bölü x kare eşittir. a kare eksi 4. 2'den ne çıkartırsam? 4 çıkartırsam. Demek oluyor ki benim x artı 1 bölü x'ime ben A dersem bu ifade A'nın karesi eksi 4 olurmuş. O zaman F2'ye bakalım. F2 ne geldi canlarım? 2 yazdın 0 oldu. Bu bir asal sayı değil. F3'e bakalım. F3 3'ün karesi 9 eksi 4 5. Bir asal sayı mı? Evet. F4'e bakalım. 4 yazdım. 16 eksi 4 12 bir asal sayı değil. Cevabımız Yalnız iki güzel, hoş, öğretici bir soru. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi gelelim dokuzuncu soruya. Güzel bir soru. Bir kenarının uzunluğu A birim. Ön yüzü sarı, arka yüzü gri olan kare şeklindeki bir kağıt birinci şekildeki gibi ok yönünde katlanıp ikinci şekil elde ediliyor. Buna göre ikinci şekildeki sarı boyalı karesel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi canlarım. Ben şuna dikkat edeceğim. Tamamı A birimse şurası B ise buraya A eksi B kaldı. Buraya da yine A eksi B. Buraya da A eksi B. Buraya da A eksi -B, B geldi. Şimdi burada numaralandırırsak 1, 2, 3, 4 nolu. 4'ü de birbirine eş üçgenler. Bu 4 üçgenin 4'ü de eş. O zaman ben bunun alanını hesaplarsam alanı A eksi B çarpı B bölü 2. Şimdi buradaki sıkıntılı şey şu. Ben burada hani bunları griye çeviriyorum ya. Otomatikmen bunlar gidecek. Yani 4 tane geldi. Ama sıkıntı şu. Şimdi sen bu 2'yi katladığın zaman hem bu sarıyı kaybediyorsun. Hem de tekrardan arka yüzü gri olduğu için aynı anda katlamada 2 tane üçgeni yok ediyorsun. O zaman burada da yine 2 taneyi yok ediyorsun. Burada da 2 taneyi, burada da 2 taneyi yok ettiğin için burası aslında 4 değil. Buradaki kilit yer buranın 8 olması. O zaman ben tüm alandan bu 8 tanenin alanını çıkartırsam sarı bölgeyi bulurum. O zaman tüm alan ne? Kare olduğu için A kare. Şimdi şu 8 de şu 2 sadeleşir. Burası 4 olur eksi 4 tane a eksi b çarpı b. O zaman burası a kare geldi. Eksi 4 ab geldi. Artı tabii ki ne gelecek? Unutmayalım. 4 tane b kare olacak. Yanlış yapmadık değil mi? Eksi 4 ab. Tamam. Doğru. a'ya a. a 2b'ye 2b. Ama dikkat eksi eksi. O zaman burası a eksi 2b'nin karesi oldu. Yani doğru cevap ne geldi? A eksi 2B'nin karesi ya da fark etmez 2B eksi A'nın karesi de olabilir. Doğru cevap C şıkkı. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet Ali sıfırdan farklı birbirine eşit olan X ve Y gerçek sayıları için X eşitliği Y eşitliği ile başlayıp sırasıyla aşağıdaki adımları takip ediyor. ÖSYM bu tip soruları seviyor. Elende sordu. Köklü sayı da sordu. Çarpanları ayırma da sordu. Şimdi diyor ki eşitliğin her iki tarafını x ile çarpalım. Burada bir sıkıntı yok. Her iki taraftan y kare çıkaralım. Burada da bir sıkıntı yok. Çarpanlarını ayıralım. Burada da bir sıkıntı yok. Her iki tarafı x eksi y'ye bölelim. Hoppala. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Sebebi şu. Sen şimdi her iki tarafı x eksi y'ye bölüyorsun ya. Şimdi x eşittir y mi? Yukarıda yazmış. x eşittir y. y'yi karşıya at. x y ne oldu? Sıfır. Gel şöyle bir şey söyleyelim. Her iki tarafı sıfıra bölelim. Sıfıra bölelim deyince kulağı tırmalıyor. Ama x eksiyeye bölelim deyince hiçbir şey yok. Ama bak sıfıra bölelim dediğin zaman e, bir sayının sıfıra bölümü nedir? Tanımsızdır. Ama burada ne yazmış bu arkadaş? 2y eşittir y. O zaman yanlışı nerede yapmış? Dördüncü adımda yapmış. Güzel, öğretici bir soru. Geçtik 11 ve son sorumuza. Kenar uzunluğu A birim olan bir kare. Şekildeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında 1 numaralı bölge kenar uzunluğu B birim olan bir kare belirtmek demiş. Bak burası B'ymiş. Şuralar tamam mı? Kenar uzunlukları B. Hemen gelelim oraya B'lerimizi yazalım. Normalde tamamı kaç birimdi? A birimdi. Bu koşulu sağlayan her A ve B sayısı için ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir? Canların ben burayı ne yapacağım? Buraya bir bakacağım. A kare eksi 2 ab artı 2 b kare. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Güzel insanlar. A kare yazsam eksi 2 ab yazsam 2 b kareyi b kare artı b kare yazsam olur mu? Gayet güzel oldu. E burası ne? Burası a eksi b'nin parantez karesi. Bura ne? B kare. Bak şimdi. Şu bir nolu bölgenin alanı B çarpı B'den B kare geldi mi? Geldi. E güzel insanlar. Buranın tamamı A ise Bak altını çizdim. Buranın tamamı A ise Buraya B kalırsa Buraya ne kalır? A eksi B. E buraya ne kaldı? Yine aynı şekilde. Buraya B Buraya A eksi B. O zaman A eksi B kim? Dördüncü bölge. O da A eksi B'nin karesi. Demek ki 1 ile 4'ün toplamı bizim istenen yerimiz. Evet. Ne yaptık canlarım? Testimizi burada bitirdik. Güzel bir testi. Bence kaliteli bir testi. Ne yapalım? Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.